Şimdi exchange kurgu yaparken dikkat etmeniz gereken bazı adımlar var. Bunlardan bir tanesi de Active Directory yapınızı exchange kurulumu için hazırlamanız gerekiyor. Bunlarda da belli switchler kullanabilirsiniz. İsterseniz gidip bunları kendiniz CMD konutları içerisinden Active Directory gerekli editlemeyi yapabilirsiniz veya görsel arayüzden gidip kendiniz tıkladığınızda zaten bu işlemleri eleman kendinden yapıyor. Eğer siz bunları komut satırında ben bunları gidip yaparım diyorsanız yapmanız gereken şey önce Active Directory yapınızı genişletmeniz olacaktır. Niçin genişletmeniz? Exchange organizasyonu için genişletmeniz gerekecektir. Hatırlarsanız biz Active Directory kurulumu yaparken demiştim ki ilk kurmuş olduğunuz domain sizin ilk domaininiz, ilk triniz ve aynı zamanda ilk forusunuzdur. Siz gelip bu Active Directory yapısına entegre bir tane daha domain kurmak istediğinizde ne yapıyorsunuz? Sonuçta buna bağlı çalıştığı için eleman bunun altında veya paralelinde farklı bir tree oluşturduğunuzda yine buradaki Active Directory'ni yönetebiliyorsunuz değil mi? Eğer siz Exchange Server kurulumu yapıyorsanız ve aynı forum içerisinde birden fazla Exchange kurulumu yapacaksanız bunun için de gidip bir tane organizasyon oluşturmanız lazım. Yani ilk kurduğunuz Exchange her zaman için yapınızdaki Active Directory şemasını editler ve ilk organizasyonu oluşturur. Daha sonra siz geldiniz, örnek veriyorum, şurada kurdunuz, geldiniz şuradaki domainde de kurmaya çalıştınız. Bu eleman ortamı bir taramaya başlar. Sizin forusunuzun içerisinde daha önceden kurulmuş bir tane exchange var mı yok mu ona bakar. Eğer varsa organizasyon name'ini bir de size sormaz ve otomatikman bu yapının içerisinde dahil olur. Ya bir küme düşünün. Siz bir küme oluşturuyorsunuz. İlk kurmuş olduğunuz exchange'iniz o kümenin başlangıcı. Daha sonra o forum içerisinde başka exchange'ler kurarsanız o da o kümenin elemanı olacaktır. O yüzden organizasyon noktasına, organization name noktasına dikkat etmeniz gerekecek eğer yapıyorsanız. Komutta zaten prep ad diyorsunuz. Organization name parametresinden sonra organizasyon name'inize ne verecekseniz onu yazıyorsunuz. Genelde bunu şirket ismi vesaire şeklinde yazıyorlar. Bunu kullanabilirsiniz. Bununla beraber siz bunları yaparken eleman exchange objelerini gidip işte Active Directory yapısına entegre etmeye çalışıyor. Bununla beraber exchange'in bazı grupları var. Onu Active Directory'deki root domain içerisine eklemeye çalışır. Ve sizin mevcut kullanmış olduğunuz domaininizin içerisinde bir takım objeleri değiştirir. Buradaki diğer nokta da şurada kurulum esnasında kullanabileceğiniz exchange permissionlarıyla ilgili. Eğer sizin yapınızda daha önceden oluşturulmuş bir exchange'iniz varsa zaten dedim ki kurmuş olduğunuz yeni exchange otomatikman o exchange kümesinin içerisine girer. Eğer ilkinde kuruyorsanız zaten exchange server kendisi için bir tane organizasyon oluşturur ve bunun için bazı gruplara haklar veya bazı makinalara haklar tanımlar. Orada da bu parametreyle yapıyorsunuz. Dedim ki Active Directory yapınızda eğer daha önceden kurulu bir tane exchange sunucunuz yoksa eleman bu sefer gidip exchange kurulumu için sizin şemayı editliyor. Şemayı editleyebilmesi için de prep şema komutunu kullanıyorsunuz. Bu eleman gidip otomatikman şemanızı exchange'in kurulabileceği hale getiriyor. Bazı yerlere bazı klaslar ekliyor. Ve bu klaslar sayesinde sizin Active Directory yapınız exchange'e kurulma müsait hale geliyor. Diğer noktada da zaten domaini editliyorsunuz. Kullanmış olduğunuz mevcut domain içerisinde global işte gruplar oluşturur. Bununla beraber domainden ilgili şöyle düşünün. Eğer bir tane domaininiz varsa kullanmanız gereken yapı şu komuttur. Gidip diyorsunuz ki benim domainimi exchange için kuruluma hazır hale getir. Eğer birden fazla domaininiz varsa ve siz onların içerisinden bir tanesiyle ilgili bu işlemleri yapmak istiyorsanız elemanda kullanmanız gereken parametre prep domain, domain name'inizi söylemek. Eğer bütün domainlerinizi exchange kurulumuna hazır hale getirmek istiyorsanız da o zaman diyorsunuz ki yapımdaki bütün domainleri git sen buna göre hazırla. Bu parametreleri dediğim gibi isterseniz kullanırsınız, istemeseniz de görsel arayüzden zaten siz check name dediğinizde check işlemi yaptığınızda ortam exchange kuruluma hazır mı değil mi diye baktığınızda eleman kontrol ediyor, değilse kendisi hazırlığı size teslim ediyor. Bunlar sadece bilmeniz gereken parametreler. Başka bir şey değil. Şimdi exchange kurulumundan bahsediyoruz. İyi hoş güzel de exchange'in bazı rolleri var. Şimdi exchange kuruyorsanız default'ta zaten kurmanız gereken
3 tane önemli rolünüz var. Eğer bu 3 tane rol yoksa Exchange'iniz çalışmaz. Eğer benim amacım bir tane domain üzerinde, bir tane makine üzerinde Exchange'i yapılandırmaksa, o zaman benim gelip Hub Transport, Mailbox ve Client Access olan sunucuyu bu vatandaşın üzerine yüklemem gerekir. Eğer ben birden fazla makine üzerinde Exchange yapılandırması yapmak istiyorsam, ki bizim şu an yapacağımız o, diyeceğiz ki Mailbox birinde olsun, Hub Transport birinde olsun, Client Access birinde olsun vesaire vesaire şeklinde ayarlıyorsanız, o yüzden ayarlayacaksanız buradaki rollere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki rollerin kurulumu aşamalı bir şekilde gerçekleştirmeli. Microsoft diyor ki eğer sen yapını kuracaksan diyor, sen Hub Transport'tan başlayıp aşağı doğru inmelisin. Şimdi Hub Transport ne işimize yarıyor? Hub Transport şu işimize yarıyor arkadaşlar. Düşünün ki sizin bir tane yapınız var. Bu yapı içerisinde sizin burada domain kontrolünüz var. Şurada yapılandırmış olduğunuz mailbox sunucunuz var. Şurada client access'iniz var. Şurada da düşünün hub sunucunuz var. Şimdi siz şuradaki kullanıcı olarak buradaki kullanıcıya mail atmak istiyorsanız, sizin atmış olduğunuz mail şartlar ne olursa olsun bu vatandaşın üzerinden geçer. Hub Transport'un yaptığı şey içeride dönen mail trafiğini yönlendirmek. Ben bir yere mail atacaksam ya da bir yerden bana mail gelecekse, yanımdaki vatandaşa bile direkt mail atacaksam, attığım her mail Hub Transport üzerinden geçer. Hub Transport bunu tutar, Mailbox sunucuya iletir. Bunun yaptığı şey gelen giden mailleri iç yapıda bir yerlere göndermek. Aynen öyle. Client Access'in yaptığı şey de adı üstünde clientların direkt iletişime geçtiği vatandaştır. Eğer ben bugün maillerimi almak okumak istiyorsam, örnek veriyorum işte gittim bir Outlook kurdum ya da işte internet browser'ını açtım, mail dedim, domain ismimi yazdım. Ben direkt burada Mailbox sunucuya gitmiyorum. Eskiden direkt Mailbox sunucuya gidiyordunuz ama yapı değiştiğinde otomatikman eleman diyor ki bu yolluğu diyor ben Mailbox sunucunun üzerine göndermeyeyim de onu karşılayacak, client'ı karşılayacak olan vatandaşa, yani client access sunucuya göndereyim. Ben maillerimi görmek, maillerimle ilgili işlem yapmak istiyorsam benim uğradığım, muhatap olduğum kişi client access sunucu. Ben buraya bağlanıyorum, maillerimi okuyorum, yapıyorum, ediyorum, ne yaptıysam ettiysem burada yapıyorum. Buradan diyelim ki birilerine mail göndermek istiyorsunuz. Buradan mail gönderirken eleman gönderilen maili Hub Transport'a, oradan Mailbox sunucuya gönderir. Niye? Çünkü client access'in yaptığı tek şey client'tan iletişimi sağlamak. Yapıdaki exchange yapısıyla client arasındaki iletişim sağlam. Mailbox sunucunun yaptığı şey de şimdi ben işte Outlook tanımlamamı yaparken diyorum ki erkan@esağlık.com. Ben bu maili oluşturdum. İyi, hoş, güzel. Bu maili oluştururken eleman sizin şurada bir tane mailbox'ınızı oluşturuyor. Mailbox sunucunun içerisinde mailbox'ınızı oluşturuyor. Ve sizin gelen giden bütün datanız hep bu mailbox'ın içerisinde olur. Yani data anlamında işlem yapacaksanız ya da işlemlerinizi takip edecekseniz bunun sahibi mailbox sunucunuz. Buraya kadar tamam mıyız arkadaşlar? Alt taraftaki Edge Transport'un yaptığı şey de bu eleman da şunu yapıyor. Sizin yine şurada bir yapınız var. Domain controller'unuz, mailbox sunucunuz, client access sunucunuz, hub transport'unuz. Bu elemanlar isterseniz tek bir sunucu üzerinde de yapılandırabilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı sunucular üzerinde de yapılandırabiliyorsunuz. Eğer tek sunucu üzerinde yapılandırıyorsanız buna typical bir kurulum derler. Yani tipik bir kurulum diyor. Bu 3 rolü tek sunucu üzerine yüklüyorsunuz. Eğer farklı farklı yüklüyorsanız da geldiniz buraya mailbox dediniz, buraya işte CAS dediniz, buraya hub transport dediniz. Edge'in yaptığı şey de eleman dışarıda DMZ bölgesinde dediğimiz yapının içerisinde yapılandırılır. Ve bu eleman dışarıya atılan ve alınan maillerden sorumludur. Dışarıdan, yani internet ortamından bahsediyorum. Dış dünya. Benim iç yapımdaki mail yönlendirmemi, her şeyimi kim yapıyor? Hub Transport zaten yapıyor.
Dışarıya atılan ve alınan maillerden de buradaki Edge sorumludur arkadaşlar. Hub Transport'tan aynı işlemi yapıyor ama sadece dışarının trafiğini yapıyor. Benim amacım, eğer iç yapıdaki şu kullanıcıdan bu kullanıcıya mail göndermekse, ben Client Access'e bağlanıyorum, mailimi yazıyorum, mailimi gönderiyorum, Hub Transport'a gidiyor. Hub Transport alıp bunu Mailbox'a yolluyor. Client mailini okumaya çalıştığında buradaki Client Access sunucuya bağlanıyor. Bakıyor, o gidip buradan mailini alıyor ve mailini okuyabiliyor. Ama ben dışarıdaki X bir kişiye mail atacaksam, eleman diyor ki Client Access'e bağlandın, mailini yazdın, mail bunu Hub'a gönderiyor. Hub bunu buradan Mailbox'ın içerisine işliyor. Tekrardan geliyor Hub'a, Hub da buradan Edge'e gönderiyor. Edge de artık bunun sunucusu kimse oraya vesaire şeklinde gönderiyor. Bunun yaptığı şey dışarı yapınızdan, dış dünyayla iletişiminizi sağlamak. İşte tutulmuyor. Bu sadece bir rol. Edge'i zaten çoğu yer kullanmıyor. Bunun sebebi de şu. Siz bu üç sunucuyu aynı yapının içerisinde kurabiliyorsunuz. Aynı makineye kurabiliyorsunuz. Ama Edge'i domain üyesi olmayan bir makineye kurmak zorundasınız. Yok. Çünkü çoğu bunun yapacağı işi Hub'ın üzerine yükler. Siz bir küçük konfigürasyon yapıyorsunuz. Hub artık Edge olmadan da hem içerinin hem de dışarının mail trafiğini takip edebilir. Şimdi Hub Transport ne? Duruma göre tartışılıyor. Şimdi Hub'ın yaptığı şeylerden bir tanesi de dışarıya iç yapınızdaki ya da işte gelen giden mail trafiği üzerinde spam taraması yapmak. Hub Transport'a bu özelliği verebiliyorsunuz. Edge'in üzerinde de antivirüs taraması yaptırabiliyorsunuz. Bunun üzerine gelip diyorsunuz ki arkadaşım sen dış dünyadaki bir sunucusun, iç yapıma dahil değilsin. O yüzden mümkünse ben seni zaten domaine almak istemiyorum. Niye? Çünkü biri burayı patlatırsa bu makine domain üyesi ise hop içeridir demektir. Bunun yerine şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu workgroup'taki bir makinedir. Burada herhangi domainden ilgili bir aksiyon almıyorsunuz. Bu eleman dışarıya gelen giden bütün mail trafiğini üzerinde antivirüs yapılandırması yapılandırarak bir antivirüs server kurabilirsiniz. Bu eleman gelen giden bütün trafiği tarar ve ona göre virüslü olan mailleri içeri almaz. Ama bunun en büyük özelliği workgroup'a almanız artı şu diğer rollerin kurulu olduğu sunucuya kuramıyorsunuz. Ve DMZ bölgesinde olmalı. Unified Messaging'in yaptığı şey de şimdi düşünün ki ben geldim, şu yapının içerisindeyim. Şirket içerisinde düşünün ki IP telefonları kullanıyorsunuz. IP telefonun diyelim ki kodu, örnek veriyorum, işte 20.01'dir. Ben geldim dedim ki işte 20.01 kodlu olan vatandaş kimdir? Örnek veriyorum Erkan'dır. Ben Erkan'ı arıyorum. Telefondan ulaşamıyorum. Ulaşamadığım zaman diyorum ki arkadaşım, madem ulaşamıyorum ben buna sesli bir mesaj bırakıyorum. Ben buna sesli mesajımı bırakıyorum. Unified Messaging alıyor bu mesajı, elemana posta atıyor. Ve kullanıcı gelip bu postasını okuduğu andan itibaren bir bakıyor posta gelmiş. Alt tarafında Media Player ikonu var. Tıklıyor, sizin söylediğinizi dinliyor. Yani örnek veriyorum, siz işte Voice tarafı bu zaten. Şey yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben işte şirket içerisinde veya işte belki dışarıdan da olabilir, hiç fark etmez. Artık o tamamen sizin konfigürasyona bağlı bir şey. Diyorsunuz ki işte elemanın dairesi 3 kez çaldığında cevap vermiyorsa sen bunu sesli mesaja dönüştür. Sesli mesaja dönüştürdükten sonra al bunu posta olarak kullanıcıya at. Ve kullanıcı gidip mailini açtığında sizin sesli mesajınızı dinleyebilir. Bir telefon şart mı? Santralde yapamaz mı? Santralde de yaparsın. Ama santral entegrasyonu iyi yapman lazım. Yapabiliyorsunuz. Tamam mıyız arkadaşlar?
Bu biraz ayrı bir dünya yani. Burada sizin santral yapısını bilmeniz lazım. Orada kullanılan bağlantı tiplerini bilmeniz lazım. Burası çok ayrı bir dünya. Telekomünikasyon tarafını bilmeniz lazım. Ejin yerine yapılandırıyorsun. Ejin Yerine yerine. mi geçiyor? Aynen öyle. Çünkü buradaki Edge sizin mail gateway'iniz oluyor. Şey mi? Mail gateway mi? Bright mail'i zaten şey yaparsın sen. Tavsiye edilen yapı der ki DMZ bölgesinde olmasıdır. İçeriye koyarsan ben eleman ta içeriye kadar giriş yapacak. Ben şimdi virüsü dışarıda yakalayabiliyorsam içeride niye alayım? Edge'in yerine geçer. Çünkü bunun üzerinden akış olur. Hub'a doğru gönderir. Hub da bunu alır. İçeride artık kime Ama iletecekse siz ona iletir. dışarıda olur dediniz. DMZ dedim. Bakın arkadaşlar, DMZ bölgesi. Bu ne tam içtir ne tam dıştır. Bu ara bölge. Bu olmak zorunda. Arındırılmış bölge. Hayır, bu olmak zorunda. Bu dışarıda olmak zorunda. Ama diğeri değil. Hub zaten içeride olur arkadaşlar. Hub Edge içeride. dışarıda olmak zorunda ama bırak değil. Bright Mail tamamıyla size kalmış bir şey. Ama tavsiye edilen DMZ bölgesidir. Tekrar söylüyorum. DMZ bölgesi. Bak şimdi. DMZ dediğim şey şu arkadaşlar. Şurası sizin internal. Şu internal. Şurası hep external'dır. Şuraya yapılandırmış olduğunuz alan şöyle düşünün. Bir kısmı bu tarafa bakarken bir kısmı dışarı bakar. Yapının hepsi buranın üzerinden size gelir. Ya da çok daha farklı yapılar vardır. Eleman şuraya firewall'u koyar. Firewall'a gelir. Firewall'dan şu DMZ bölgesindeki sunuculara gider. Burada gerekli ayarları yapılır. Bunu yapacaksanız da Network Access Protection diye geçer. NAP. Burada bazı ayarları kontrol edebilirsiniz. Elemana antivirüs yüklü müdür, güncellemeleri yapılmış mıdır, şudur budur yapılmış mı? Kontrol ettirirsiniz. Değilse bunları yükletirsiniz. Daha sonra buradan alır içeri gönderirsiniz. Yani şöyle olmalı. Yani senin şurada bir tane yapın olmalı. Burası DMZ dediğimiz alan olabilir mi? Şurası bak. Şurada bir firewall varsa, şu arkasında da bir firewall varsa, aynen. Şurası DMZ bölgesidir. Buradan girer, şuradan kontroller olur, tekrardan içeri buradan girer. Şimdi Microsoft der ki kurulumu yapacaksan arkadaşım sen bunların üçünü aynı sunucuya da kurabilirsin. Ki bunu kurarsan tipik bir kurulum demiştik. İsterseniz bunların her birini ayrı bir sunucuya da kurabiliyorsunuz. Şimdi Microsoft diyor ki kurulumu yaparken diyor şu sıralamayı izlemeni tavsiye ederim. Bunun sebebi de siz isterseniz gelip şundan da başlayabilirsiniz ama Hub Transport'u kurduğunuz andan, diyelim ki Mailbox'ı gelip kurduğunuz andan itibaren eleman size şunu der. Tamam arkadaşım, sen bu rolün kurulumu yapıyorsun ama senin bu role bağlanacak olan client access'in yoktur. Bu sebepten dolayı client access'i yapılandırman lazım. Ya da dışarıya mail alıp iç yapından mail alıp atamasınlar. Bu yüzden gidip hub transport'u kurman gerekir der. Bu noktadan dolayı senin gelip öncelikle hub transport'u kurman lazım. Mailbox sunucuyu kurduktan sonra client access'e geçiş yapıp işi bitirmen lazım. Şimdi bu sunucularda kurulum yapabilmek için arka tarafta Exchange Server IIS'e ihtiyaç duyar. Exchange Server
.NET Framework 3.5.1'e ihtiyaç duyar. Sonra 2012'de .NET Framework 3.5'i siz direkt kuramıyorsunuz. Bunun kurulumunu yapabilmeniz için hatırlarsanız geçen ben size bir komut söylemiştim. Vims diye bir komuttan bahsetmiştim. O komutla gelip bu üç sunucunun içerisinde kurulumu başlatıyorsunuz. Ki onu yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapmış mıydı? Yapmıştık. Güzel. Ondan sonra da gelip bu elemanların kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şimdi yapacağız. Şimdi gelip server 4'ünüze geliyorsunuz. Bizim hub transport server 4. Server 4'e geldikten sonra upcast sunucunuza geliyorsunuz. Önce bir konfigürasyona bir bakayım doğru mudur değil mi? Olsun. Ve yazabilsem ne güzel olacak. Tamam, zaten hazırlamışız. Benden almış olduğunuz Exchange Server içerisindeki şu Exchange Server 2010 SP3'ü çift tıklıyorsunuz. Eleman içerisinde sıkıştırılmış bir tane Exchange ISO'su vardır. Eleman bunu ekstrak edecektir. Daha sonra da kurulumu başlayacağız. Chain içerisindeki Exchange 1 diye. Geçen kurmadık mı biz ya? O zaman kuruyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey Server 4'ünüze ISO dosyasını bağlıyorsunuz. Windows 2012 ISO dosyanızı bağlıyorsunuz. Bir şey eklemiyorsunuz ya. Sadece dosyayı gösteriyorsunuz. Komutu buraları bir yere kaydetmişim diye hatırlıyorum ya. SP3 şey .NET Framework 3.5'i yüklemek için ISO dosyasının içerisinden aldım. Şeyler de ama emin olmak için şuraya hemen bir yazı bakayım. Şurası arkadaşlar. Diyorum ki
konuşmamak için direkt bunu git buradan konuşuyoruz. Hatırlarsanız size demiştim, registry'ye fazla bulaşmak istemezsiniz diye. Tamam biz arkadaşlar. Şunun içerisinden display arattığınızda şunu alacaksınız. Şuraya atacaksınız. Buradaki source D dediği yerde diskinizin bağlı olmuş olduğu şeyden bahsediyor. Sürücüden bahsediyor. Buradaki komut diyor ki git arkadaşım feature'ların içerisinden .NET Framework 3'ü kurulumunu gerçekleştir. Source olarak da D'nin içerisindeki source'un içerisindeki şu klasörün içerisindedir diyor. Ben yazdım, paylaşımın içerisine attım, burada çekebilirsin. Ya ben şuraya bir şey göstereceğim de. Şimdi exchange'i kurmadan önce exchange için gidip bazı yapıları aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yani ben bu sunucuyu kurarken mailbox mı kuracağım, yoksa client access mi kuracağım, yoksa ben bunun üzerine hub transport mu kuracağım, tipik bir kurulum mu yapacağım, yoksa bütün her şeyi mi yükleyeceğim deyip bazı role ve feature'ları yüklemeniz gerekiyor. Bununla ilgili CD'nin içerisinde, Exchange CD'sinin içerisinde zaten script'ler mevcut ISO dosyasının içerisinde. İsterseniz de bunu gidip Microsoft'un sitesinden bulabiliyorsunuz. Arkadaş. Thank you.
sitesinde bile bulamadık ki. Ya bunlarla ilgili bir liste var da o hangi feature ve rolleri kurmanız gerektiğiyle ilgili. Diye bir yapı var, cluster oluşturuyorsunuz. O arka tarafta gidiyor. O arka tarafta cluster mimarisini yapıyor, o farklı bir şey. Vay arkadaş ya, bir şey bulamadık ya. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim de. Yani şurada çalışsa var ya ne güzel olsun. Yani çalışıyor. Eğer siz Exchange kuracaksanız farklı roller için farklı feature'lar ve de roller kurmanız gerekiyor. Bunlardan işte client access kuracaksanız, hub transport kuracaksanız veya mailbox kuracaksanız eleman burada .NET Framework 3.5 web server içerisindeki işte Basic Authentication vesaire gibi rollerin veya feature'ların kurulması gerektiğini söylüyor. Gidip bunları isterseniz görsel arayüzden tek tek kendiniz seçip kurabiliyorsunuz. İsterseniz PowerShell script'leriyle beraber ya PowerShell komutlarıyla beraber bunları kurabiliyorsunuz. Veya Exchange 2010 Service Pack 1 ile beraber gelen ben işte neyin kurulacağını bilmiyorum. Sen git otomatikman kur diye bir çek işareti var. Onu tıklıyorsunuz. O eleman arka tarafta gidip kendisi kuruyor ve sizi hiç uğraştırmıyor. Burada Active Directory şey Exchange için sunucu üzerinde bazı feature'ları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunların kurulumunu yapmamız gerekiyor. Var da orada typical şeklinde var, bir de all şeklinde var. Ben daha spesifik olanları size göstermek istiyorum da. Orada iki seçenek var. Enteresan ya. Normalde Microsoft'un kendi sitesinde olan şeyler burada görünmüyor ya. Servis pek kurduktan sonra mı? Tamam, yeniden başlatın. Sistemin
şurası arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken şey, eleman diyor ki, bakın burada diyor ki, eğer siz typical bir kurulum yapacaksanız diyor, bu typical kurulumu içerisinde client access, hub transport ve mailbox rolü varsa diyor, gidip kurmanız gereken yapılar şunlardır diyor. Rol ve feature'lar bunlardır. Hatta ben şunları şöyle direkt kopyalayayım. Şimdi bizim kuracağımız şey client access, hub transport. Evet, burası. Şu bir. Hocam biz bunları kontrolayız. Biz komple örmek satın zaten. Biz gidip yarın yapıp gidelim bunları. Yolları nasıl şey, zamanlandırıyor ya. Hocam o şeyi komple yapmış, kopyalı yapıştırma imkanımız var. Şurada mailbox için var. H client access. Şurada da mailbox yapacaksanız sadece. Şimdi yapmanız gereken şey, şurada hemen basit bir şekilde anlatılmış, ben de şöyle anlatayım. Yapmanız gereken şey, benim size vermiş olduğum, hatırlarsanız Exchange'in içerisinde iki tane exe dosyası vardı. Filter pack'leriniz vardı. Bu filter pack'lerin yaptığı şey mutlu yaşa. Diyelim ki sizin makinenizde işte bir ofis programı yüklü değil veya işte bir Adobe ürünü yüklü değil. Sizin size gelen mailin içerisinde bir eklenti var. İşte bir diyelim ki Word dosyası var. Normal şartlarda Word dosyasını açabilmeniz için makinenizde Word'ün yüklü olması gerekiyor, değil mi? Ama siz şunu yapabiliyorsunuz. Bu filter pack'leri kullanıp makinanıza filter pack'leri kuruyorsunuz. Yani Exchange sunucularının üzerine kuruyorsunuz. Ondan sonra eleman otomatikman size gelen mailleri sizde o uygulamalar yoksa bile gösterebiliyor. Şeyde hiç denediniz mi bilmiyorum ama Hotmail'de mesela tıklıyorsunuz. Eleman size online Word, online Excel vesaire gibi şeyler açıyor. Aynısını açıyor. Sizin yapınızda diyelim ki o yapı, diyelim ki işte Word, Excel veya işte PDF şeklindeki uzantıları açamıyorsunuz ama bu filter pack'leri yüklediğinizde makine otomatikman onları açabilecek durumda. Daha sonra yapmanız gereken şey ne? Çıkmaz ama mantıken onu önceden kurman daha iyi. Daha sonra PowerShell'i açıyorsunuz arkadaşlar. PowerShell'i açtıktan sonra da girmeniz gereken komut import module server manager diyeceksiniz. Ve daha sonra benim buraya eklemiş olduğum şu dosyalardan bunu çalıştıracaksınız. Hatta onu da yazayım ki. Biliyorum Osman, onu da isteyeceğini bildiğim için onu da kopyaladım. Bunu yaptıktan sonra zaten otomatikman arka tarafta bunun kurulumunu yapacak. Vay, eleman daha kurmamış ya. Gördünüz mü? Daha iyi. Mala bağladı. Şunları kuruyorsunuz arkadaşlar. Benden almış olduğunuz şu filter pack'leri kuruyorsunuz. Basit ya, iki next bir fil zaten. Fazla bir şey değil. Thank you.
anasını satayım. Arkadaşlar şuradaki videoların bir kısmını uçuracağım. Filtre kuruyorsunuz arkadaşlar önce. Filtre pekleri kurduktan sonra gidip yapmanız gereken şey nihayet satış budur ya. Allah cezanı vermesin. Filtre peklerin kurulumu ben de hemen şöyle bitiyor arkadaşlar. Şunu kurdum, şunu da kuruyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra filtre packlerinizi yükledikten sonra bu makinem server 4'üm Hubcast benim. Hubcast olanı açıyorum. Girmem gereken şey önce diyorum ki server manager modülünü aç. Yani PowerShell'den ben server manager'ı yani şu alanı yönetmek istiyorum diyor. Bunun için girmem gereken şey import modül server manager diyorum. Aldım bunu. Geldim buraya. Sağ tıkladım. Import modül diyorum. Server manager. Modül yazdıktan sonra şuraya geliyorum. Kopyalıyorum şurayı. Yapıştırdım. Eleman gidip neyi ekleyecek? Feature'ların içerisinden .NET Framework'ü yükleyecek ki zaten biz yükledik. Daha sonra gidecek RSA Tool'ların içerisinden Active Directory Domain Services'i yükleyecek. Web Server'ın içerisinde yükleyecek. Web Server'ın içerisinde neler yükleyecekmiş? Basic Authentication'ı, Windows Authentication'ı, Web Metabase Database'i yükleyecek. İşte web'in içerisindeki extension'ları yükleyecek. Konsolun vesairesini yükleyecek. Bundan beraber RSA Tool'ların içerisinde yine gelip web server yönetimiyle ilgili web isap filtreleri vesaireleri yükleyecek. Yani dikkat ettiyseniz tamamı neredeyse IIS'le ilgili şeyler. Zaten kodda yazıyor da ne iyisi ya. Senin gidip o zaman tek tek eklemen lazım bunları, seçmen lazım. Ya Hamadiye'den başka bir şey istemiyorum ben ya. Adresi verdi. Import modül dedin mi? Eleman der ki ben bunu yükleyemiyorum. Niye? Çünkü roller içerisinden .NET Framework yapısını bulamadım diyor. Resat ve Basic Authentication vesaire vesaire. Bir de güzel kardeşim sen zaten kurman için ya. Yeniden başlattın mı makineyi? Onlar olabilir mi? Gideceğim yok, de. Ben başlatmadım. Yeniden başlattın mı?
zaten şurada diyor ki 2012 işletim sistemi için proje requestlerim şunlar diyor. Client and App Transport için de budur diyor. Şekil bunu alın. Bizim yapmış olduğumuz 2008 yapısına göre. O yüzden 2012 yapısını biz almamışız. Ondan problem çıkıyor. Hub transport, client access, client access, hub transport sorun. Mailbox sorun. Order. Şunu bir daha alın arkadaşlar benden. Bir saniye. Şunu da hemen kopyalayayım ondan sonra. Yine aynı dosyaları alın. Aynen öyle. Şuradan mailbox'tan apkesi aldığınızda M1 ve M2'ye kuracağız da şimdi değil. Aynen öyle. Önce onu kullanacağız. Sen o zaman bu dersini anlamaz abi. Sayıdan kuruyoruz. Önce bir yapıyı yapılandıralım. Bir servisleri kuralım. Şu an sadece yaptığı şey arka tarafta Exchange kurulumu için servisleri hazır hale getirmeye çalışıyor. Biz gidip client access'i kuracağız. Mailbox'taki konumuzu da çalıştırayım. Yok yok şu an değil. Sonra 2008 ayı 2012'deki PowerShell komut çalışma mantığı biraz farklı olduğu için öyle bir problem vardı. Kendisi yapamıyor mu? Yapamıyor hocam ya. PowerShell'i açıyorsunuz arkadaşlar. PowerShell. Evet, güncelledi. Hapkes arkadaşlar. Yazın üstüne git, copy de. Kaç
şey biraz tetiklemesi geç oluyor, evet. Çok geç abi.